Ben çadır dağılıyordu. Çadıra geldim. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. Ali Öztürk de oradaydı. Dedim milletvekili bize iki çadır ver. Tamam dedi. Derhal. Ben senin acıların dedi. Öğrendim. Büyük bir kabile sahibi. Mahir Bey de çok önemli. İki çadır dedi. Derhal götürün kurun. Bekledim bekledim. Çadırları dağıttı. Kendi çevresine dağıtıyorlar. Vermediler. Dedim ki ne oldu? Çadır kalmaz dedi. Bir dahaki sefere dedi. Bir dahaki sefere. Ben çektim gittim. İki gün sonra ben sana konteyneri göndereyim dedi. Madem çadır kalmamış. İki gün sonra ben aradım. Ali Öztürk. Dedi ki orada CHP'nin genel başkan yardımcısı. İki gün sonra ben aradım. Dedi ki ben sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an dedi nerede oturuyorsan konumunu bana at. Ben dedi konteynerler gönderiyorum. Tamam dedim. Oğluma dedim ki oğlum ben bilmiyorum. Sen konumu at. Konteynerlerimiz gelmiş gelin alın gelin dedi. Çocuk konumu atmış demiş ki çocuğa gel buraya demiş. Yanıma gel demiş iş adamı. Genel merkez ne demiş? CHP milletvekili Ali Öztürk'ün talimatı var. Sana istediğin kadar konteyner verip yardım yapacağız demiş. Çocuk gitmiş. Baba bekledim bekledim diyor. Bir orada diyor bir yangama çıktı diyor. Demişler ki siz bu Ramazan Kalanoğlu'na nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam. İlçe başkanı falan diyor orada yangam ettiler. Ben diyor geri vardım. Dedim ki diyor beyefendi ben ne bekledim? Bizim acımız büyük. Benim bekleme şeyim kalmadı dedim diyor. Dedi ki diyor yarın sabahleyin konteynerler sana göndereceğiz dedi diyor. Babana da selam söyle diyor. Öğlen oldu bekledim yok. Akşam oldu bekledim yok. İş adamının telefonu bende. Numarasını verdi. Telefon ettim. Dedim ki beyefendi ne oldu dedim. Bizim konteyner işimiz ne oldu? Dedi ki beyefendi sana konteyner vermemiz için dedi. İl başkanı bile dedi. Karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor dedi. Sana dedi biz konteyner veremeyeceğiz. Gelip dedi ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartına gelip alacaksın. Ben dedim ki ben canlarımı verdim. Ne vatanımı satarım ne de bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olur gelirim dedim. Üye olmak o konteynerde ben istemiyorum. Devletin bana dedim iki konteyner verecektiniz. Dört konteyner gönderdi. Devletin bana iki çadır verecekti. Siz verecektiniz. Devletin bana on çadır gönderdi. Tırına gıda gönderdi. Tırına odun kömür gönderdi. Benim sizin hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Siz vatan hainisiniz dedim. Kapatır bir daha beni ara.